Evet, ortalama bir sene oluyor. Eski Naruto teoriler videosunu atalı. Ve ne zaman ben o videoyu attım, o zamandan beri bir Naruto sevdası olduğunu gördüm. Bir bakın dedim, ikinci bir video yapabilir miyim diye ve yapabildiğimi fark ettim. Bugün eski teoriler ile ilgili devam edelim. Arayıcımın birçoğu yani sen de dahil kanalıma abone oluyorsunuz. Yani benim bu teorimin de doğru olmasını istiyorsanız kanalıma abone olunuz, sevinirim. 1. Jiraiya teorisi. Evet. Karakterin adı Kaoshin Kouji. Kara ekibinin bir üyesi olan Kaoshin Kouji gizemli bir şekilde hem Rasengan hem Sage mod kullanmasını bilen uzun saçlı bir adam olarak da karşımıza çıktı. Bunun dışında bir de kurbağalar ile de içli dışlı. Rasengan Sage modunu falan kullanan Kaoshin'i gören hayranları buna ilk tepkisi doğal olarak aha vallahi da Jiraiya yaşıyor oldu. Tabi sırtında dev kazıkları falan okyanusun dibine batan Jiraiya nasıl hayatta olabilir diye düşünülmüyordu. Tabi bu konu düşünüldüğünde de şöyle bir sonuç çıktı. Jiraiya öldü doğru ama Kaoshin Kouji aslında onun Edo Tensei formudur yani kontrol ediliyor. Böyle bir teori atıldı ortaya. Pain ile savaşırken Jiraiya'nın elinin parçalanmasını ve aynı zamanda kara çubuklar üzerinde Jiraiya'nın kanının bulunabileceği delillerine dayanarak Jiraiya Edo Tensei ile diriltecek kadar DNA'yı bulan teori bu haliyle fazlasıyla akla yatkın bir teoriydi. Gayet mantıklı görünen bu teori sonuçta yanlış çıktı. Evet ama teori %100 yanlış değil. Hani biraz yanlış diyebileceğim bir teori. Çünkü Kaoshin Kouji, bu kısa bir Boruto spoilerıdır, Edo Tensei ile diriltilmiş Jiraiya değildi ama Kara'nın baş bilim adamı Amado tarafından yaratılmış bir Jiraiya klonuydu. Sonuçta işin içine yine DNA girdiğini düşünürsek o kadar da uçuk bir teori değil diyebiliriz. Ki mangayı döneminde yani Boruto mangasını döneminde güncel takip eden biri olarak ben size şöyle bir bilgiyi de vermeliyim bu teoriyle ilgili. Gerçekten gördüğümüz ilk sahnesinde, ilk yani chapter sonu ilk karşımıza çıktığından itibaren neredeyse açıklanana kadar bu teori çok çok yatkın. Yani gerçekten yani bir dönem %80 bu teorinin gerçekleşeceğini herkes düşünüyordu. Bunu size ben aktarabilirim. Çünkü o dönem mangayı güncel hani chapter incelemeleri falan filan yani yurt dışında dinliyordum. Ondan dolayı da gerçekten olabileceğini düşündüğüm ama olmayan bir teori diyebiliriz. 2. Uzumakilerin Kekkei Genkai. İkinci teori biraz garip bir teori. Seride Nagato ilk kez ortaya çıktığında bir acayip, bir korkunç şekilli ve büyük güçleri sahip olduğu Rinnegan gözleri de bize tanıtılmış oldu. Nagato, Naruto serisinde Rinnegan gözlerinin olduğunu bildiğimiz o zamanki tek karakterdi ve Uzumaki klanından biriydi. Hayranlar bu bilgileri birleştirerek Rinnegan'ın çok özel şartlar altında Uzumakiler tarafından uyandırılan bir güç olduğunu iddia etmeye ve teoriler üretmeye başlamıştı. Bundan yola çıkarak üretilen bir teoriye göre Rinnegan, Uzumaki ailesinin özel bir Kekkei Genkai gücüydü. Ancak bu haliye teorinin irili ufaklı birçok açığa neden olduğunu söylemek gerekiyor. Şöyle düşünün. Zaten 9 kuyrukluyu bile hareketsiz hale getirebilen, çakradan oluşan adamantin zincirleri ve güçlü mühürleme teknikleri kullanabilen bir aile, tüm bunlar yetmemiş gibi bir de korkunç yıkıcı güçler kazandıran Rinnegan ile rahat rahat ortada dolaşıyor. Ne var dolaşsınlar diyebilirsiniz doğru ama şöyle bir gerçek var. Bu güçleri birleştirirsek bütün köyleri köküne kadar kazıp mahvedebilecek bir gücü var diyebiliriz yani bir Uzumaki'nin. Ancak Pain'in Konoha'ya saldırdığında olanları hatırlarsınız. Bütün köylerin gücünün tüm Rinnegan'lı Uzumaki'leri durdurmaya yetme ihtimalinin düşük olduğunu görüyorsunuz. Bu fikre karşı tamam tüm Uzumaki'ler değil de hani küçük bir kısım Rinnegan'ı uyandırabilecektir diye denilmiş. Elinizde aşırı miktarda yıkıcı güce sahip küçük bir grup olduğu için de sorunun tam olarak yine çözülmediğini devam ettiğini görüyoruz. Bu Rinnegan teorisi teori olarak kulağa belirli yerlerde hoş gelse de ki mantıklı da geliyor böyle düşünürsek ilk olarak ama dediğim gibi bir yerde büyük sıkıntı o da düşünün Naruto Uzumaki'nin bir de Rinnegan'ı var. Yani tek bunu diyor. Yani bırak Naruto evrenini, One Piece evrenini ve bir de Dragon Ball evrenine bile dalabilecek bir güç neredeyse. Yani gerçekten o kadar absürt olur seri içinde. Ondan dolayı da doğal olarak bir senaryo oldu ve gerçekleşmeyen bir senaryo olarak da kaldı bu teori. Ve gelelim son teoriye. Uchiha ve Tengu göndermesi. Bildiğiniz üzere Naruto ağırlıklı olarak Japon mitolojisine esinlenmiş bir seridir. Ancak tüm bu mitolojik esinlenme içerisinde Kishimoto'nun özellikle Uchiha'lar ile sıkı bağlantı kurduğu bir karakter diğerlerinden daha ön plandaydı.
Tengu. Kısaca Tengu hakkından bahsetmek gerekirse, Japon mitolojisinde Tengular ağaçlarda yaşayan uzun burunlu ve kanatlı doğaüstü varlıklar olarak tasvir edilir. Bununla beraber Japonlar atalarına kılıç kullanmayı öğretenlerin Tengular olduğunu inanırlar. Kılıç, kanat ve uzun burun. Acaba bunlar size tanıdık geldi mi? Uzun burun deyince yok Trabzon, Rize, yok Maraş falan buralara kaymayın. Bunlar aslında birebir Susano tasarımının kaynağı olan özellikler. Tabi bu Tengular ve Uchiyalar teorisindeki tek bağlantı sadece Susano'da değildi. İkinci seviye lanet mühürünün Sasuke'yi kanatlı ve burnunda bir iz olarak şekilde Tengu'yu andıran bir tipe dönüştürmesi ve Sasuke'nin odasında görülen dekorasyonlar da yine Tengu teorisini delillerden bazılarıydı. Peki Uchiha klanında neden bu kadar çok Tengu göndermesi vardı? İşte bu teoriye göre nesiller önce Uchiha klanı Tengu ile bir anlaşma yaparak Sharingan güçlerini elde etmişlerdi. Ancak bu güç karşılığında soyları lanetlenmişti. Tabi hikayenin sonlarına doğru Uchiha güçlerinin bir Tengu anlaşmasından değil de Indra'dan ya, örnek vereyim. Ya düşünün, orada Naruto Uzumaki chapter'ını okuyorsunuz. İşte Naruto Shippuden'in. Orada Nagato geliyor ve böyle bir teori ortaya düşüyor. Bana o zaman okusam herhalde mantıklı gelecek şeyler. Yani ne kadar mantıklı gelecek? Yok işte şuranın şurasında Down Piece, yok Kuina yaşıyor mu? Yani birçok One Piece'de üretilen teorilerde benzeri, yani o kadar çok olmasa da Naruto evreninde üretilmiş. Benim şahsen hoşuma gitti. Bu videonun devamını çekmek istiyorum. Bu da size bağlı. 1500 like'ı geçersek gelir. E bir de dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben kaçar. Videonun sonuna o teori videosunu ekliyorum. Çok beğenilen. E bir de bir parodi atarım, eşek değilik ya. Hadi. Hoşça kalın. Oh.